Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem 15. bölüm. Ramazan bitmiş, bayrama kavuşmuşlardı. Buruktu bayram yine. Kızlar yoktu yıllardır. Ömer de yoktu. Bu yıl en azından Ömer varken ailenin tüm neşesi Meryem'in birdenbire yok oluşuyla gitmişti. Böyle bir geceydi diye söze başlamıştı Mehmet Hoca. Meryem ilk sahurunu yapmak için kalkmıştı. Sen de hatırladın değil mi baba? Fatma'nın gözleri dolmuştu. Hatice anne ise sessizdi. Kandil günü şehadet getirmişti. Şahit olmuştum. O günden sonra hep güzel bir Müslüman olduğuna şahit oldum. Kaç yıl uzakta bizden. Gerçi ziyaretimize gelmişti. Yine gelir. Dediğinde kadın sessizce baktı. Adam karısına. Deseydi ben git dedim diye her şey daha kolay olacaktı. Yalan söylemesi yaralıyordu adamı. Zanda bulunmak canını sıkıyordu. Ama bu kızcağızın gitmesini gerektirecek hiçbir şey yokken bunu yapmazdı biliyordu. Hele hele arardı en azından. Şehadetinden sonra bir Kadir gecesi olmamıştı ki onu aramasındı. Arar mutlaka duasını isterdi. Seni aradı mı? Merak etmişti. Kadın aramış mıydı? Aramadı. Her zaman arardı dedi adam hüzünle. O benim 4. kızım olmuştu. Derken gözünden akan yaşı sildi. Ömer ise sadece dinliyordu. Onların Meryem'le kaç yıllık geçmişi varken onun sadece 10 günlük yaşamışlığı vardı. Koca bir ömre yeter miydi ki o 10 gün? Yetmezdi. El açıp nice 10 günler istedi Rabbinden. Meryem'i istemişti. Onun evlatlarına ana olmasını istemişti. Müslüman olacağım demişti bana o gün. Adem olup Rabbime varmak isterim demişti. O ilk namazı ile beraber her daim bedenen ve ruhen hep zikri yaşadı. Bu zamana kadar o kadar çok şehadet gördüm ve şahit oldum ama hiçbiri Meryem değildi. Ondaki hal kimse de olmadı. Baba, biz görüştük onunla hep ama sen her daim aradı beni, sordu halimi hatırımı. Babamsın derdi. Ama bugün aramadı. Nasıl bir gönül kırıklığıyla gitti ki o gariban? Buradan bilemedim ki. Gönlü kırık değildir. Kadın hala aynı yerdeydi. Aramadan durur mu hiç? Silmiş bizi. Mehmet Hoca'nın gözünden bir damla yaş önündeki tabağa düştüğünde çaldı telefon. Sehpanın üzerindeydi telefon. Fatma kalkmıştı yerinden hızlıca. Eline alırken telefonu, Meryem bu, dedi sevinçle. Sakın sorma neden diye, dedi Ömer. Biliyordu, sorarsa kapatırdı. Meryem, diyerek cevap verdi. Selamını aldı kızın. Hayırlı kandiller sana da. Babam mı? Veriyorum. Kızın sesi titriyordu. Ömer kalktı masadan ve odadan ayrıldı. Sesini duymak isterdi ama babasının şu an bu tebrikleşmeye ihtiyacı vardı. Kızım, babam, hayırlı Kadir gecen mübarek olsun. Ta fecrin doğuşuna kadar olacak olan esenlik seni ve aileni bulsun. Ah güzel kızım. Her yıl bu duayı yapar ve bu duayı isterdi kendisine. Ta fecrin doğuşuna kadar olacak olan esenlik
seni ve aileni bulsun. Aynı ile mukabele etti ihtiyar adam. Kızım, seni evladım olarak görmek isterim ben. Her ne yaptıysak, seni incittiysek. İncinmedim babam. Bugün doluydum çok. Bir kadın vardı doğum yapacak. Biliyorsun buralarda iç savaş var. İlaç yok, ameliyat yok. Saatlerdir. Çok şükür Rabbime bu gecenin feyzi Mehmet doğdu. Senin adını verdim ona. Annenin ve babanın izniyle. Hatice anne de bekliyordu kız ile konuşmayı. Sırasının gelmesini bekliyordu. Elini uzattı. Hatice annen de konuşmak, dedi. Babam, gitmem lazım. Beni çağırıyorlar. Meryem diye seslenildiğini duymuştu adam. Selamlarımı ilet. Onu çok seviyorum. Dualarınızı bekliyorum. Meryem kapattı, dedi çaresizce telefonu kulağından çekerken. Selamı var. Konuşmak istememişti kadınla. Halbuki anne biliyordu onu. Hürmet ederdi. Seni sevdiğini söyledi. Kadın kalkıp odasına giderken, hazırlanayım da namaza gidelim. İlk defa konuşmamıştı Meryem onunla. Evlatları bile bilmezdi kıymetini. Elin doğurdu mu bilecekti sanki. O da biliyordu bunu. Ama tabii yılların alışkanlığı vardı işte. Buruk bir bayramdı bu bayram. Ömer yıllarca ailesinden ayrı yaşamıştı bayramı. Bu bayram eşiyle beraber yaşamak istemiş, bir delikanlı gibi heyecanlanmıştı. Ama olmamıştı. Demek ki boynunun borcu bitmemişti. Bacağındaki alçı dün alınmıştı. Ama yüreğinde prangalar vardı. Esareti bitmemişti. Vebaliydi gönlünün. Kızın yanına gitmeyi istemişti ama ablası haklıydı. Ona biraz zaman vermeliydi. Bir ay zaman verecekti ona. Sonrasında ise gidecekti. Bu süreçte ailesiyle kalacaktı. Zaten sonrasında yine dünyanın herhangi bir yerinde görevini ifa etmeye gidecekti nasıl olsa. Eğer oraya görevlendirilmezse de önce onu uğrayacak, en azından derdinin ne olduğunu öğrenecekti. Ama asıl amacı orada nikah kıymaktı. Baba oğul sabah kalktılar. Uzun bir aradan sonra ilk defa bayram namazına gittiler beraber. Kaç yıl oldu? İhtiyar adam evden çıkıp arabaya oğlunun yanına oturduğunda sordu evladına. Anlamamıştı Ömer. Kaç yıl oldu seninle bayram namazına beraber gitmeyeli? Çok oldu baba. En son lisedeyken sen gitmeden önce gitmiştik, hatırlıyor musun? Aradan neredeyse asır geçti. Baba oğul o yıllarda uzaklaşmışlardı birbirlerinden. Hayatımın pişmanlığı o yıllar. Derdim dünyaya dinimi tebliğ etmekti. Unuttuğum ise ilk evimden, evladımdan sorguya çekileceğimdi. Sokaktaki adamın hesabından önce oğlumun ve kızlarımın gözlerinin yaşının hesabını vereceğim. Aileler neden unutur bunu? Oğluna baktı adam. Gözlerini kısıp düşünürken. Galiba asıl mesele benlik davası. Hani evde seni gören, bilen hep aynı kişilerdir ya. Tabiri caizse, mesela bir kadın dışarı çıkarken en güzel elbiselerini giyinir. Yapıyorsa makyaj yapar. Ne bileyim, saç baş tarar, örtülüyse güzel ipek örtü örter. Ama eve geldiğinde o güzel kıyafetler çıkarılır, en paspal elbiseler giyinilir. Özensiz, itinasız. Erkekler de öyle. Kadınların hakkını yemeyelim. Hani kadın güzel görünmeye daha fazla zaman geçirdiği için kadın dedim. Sorsan neden dışarıda bu şekilde giyindin de evde bu şekilde diye kendim için der birçoğu. Aslında bir tek sebep vardır. İnsanlara iyi bir intiba bırakmak. Halbuki iyi intiba öncelikle evdekiler üzerinde bırakmak lazımdır. Sen evde de şıksın her zaman. Annen için. Adam bıyık altından gülümsemişti. Benim en çok onun beğenisine ihtiyacım var. Derin bir nefes aldı. İşte biz bildiklerimizi hep başkalarına öğretmek istedik. Çünkü eli herkes görürdü.
Benim çocuklarıma faydamla ilgilenen ve şu Mehmet Hoca'ya bak, çocuklarına zaman ayırıyor, onlar için çabalıyor der miydi? Oysa bak Mehmet Hoca'ya, 4 çocuğunu bıraktı, kendini tebriğe adadı. Bravo adama, şak şak, seviyoruz. Şak şaklanmayı seviyoruz. Takdir edilmeyi, sırtımızın sıvazlanmasını. Farkında değiliz, evlatlar kayboluyor. Dertliydi adam. Çocuklarımın bana en çok ihtiyacı olduğu zamanlarda bırakıp gittim. Annen, hem anne hem de baba oldu size. Yalnız kaldı. Çaresizliği iliklerine kadar yaşadı çoğu zaman. Sana benim hatalarımı söyleseydi ne yapardın? Fark edince sordun. Yanıldığımı söyledi. Anneler evlatlarına kıyamazlar. Fazla merhametin merhamet olmadığını öğrenirler ama geç kalmış olurlar çoğu zaman. Annemin ki merhamet miydi bilmiyorum. O beni biraz fazla benimsemişti ve sanırım kimseyle paylaşmak istemiyordu. Severse de kendisi, döverse de kendisi. Gerçi beni dövecek bir şey bulamıyordu. Kızlar üzerinde çok baskısı vardı. Onları şikayet ederdi bak. Senin onun sözünden hiç çıkmadığını ama kızlara sözünü dinletemediğini söylerdi. Eski günleri anarken hatırladı eşinin dediklerini acıyla. Bir keresinde seninle konuşurken duymuştum. Senelik izle gelmiştin. Beni göklere çıkarmıştı, kızları da şikayet etmişti. Çok üzülmüştüm. Sen kızlara kızacaksın diye. Ama kızmamıştım. Annenin yanlı olduğunu bilirdim, dedi sır verirmiş gibi. Sana düşkündü. Hala öyle. Hem sadece annen de değil ha. Anneler için oğulları çok başka ve kıymetlidir. Babaannen de amcanla beni severdi. Gerçi amcana daha düşkündü ama belki de o sebeple ben kızlarıma daha fazla ilgi gösterdim ve seni annene bıraktım. Ve galiba annemle kavga da etmek istemedim. Bak, bu olayda bile boşar mısın beni dedi. Dedi ya, öyle dedi. Hemen nereden gelir aklına bilmem ki. Baba, o demiş değil mi? Bilmiyorum ama Meryem'i gelin olarak istemediğini biliyorum. Camiye de gelmişlerdi bu arada. Arabayı park etti Ömer. Arabadan çıktılar. Baba, annem benim sultanım. Onun gönlünü almadan gitmeyeceğim Meryem'e. Korkuları neyse onların yersiz olduğunu anlatacağım ona. Ama öncesinde itiraf etmesini bekleyeceğim. İtiraf etmeden onayını almayı beklemeyeceğim. Ömer farkındaydı. Hatice anne evet demeden Meryem asla gelmezdi. Ve o mübarek ananın duasını almalıydı Ömer. Meryem. Meryem yine yapayalnız bir bayram sabahına gözlerini açmıştı. Ülkesinden binlerce kilometre ileride uzakta bambaşka topraklarda bayram sabahıydı. Ailesiyle olmayacaktı bayram. Onlarla Noel kutlamışlar. Kalabalık şükran yemekleri yemişlerdi. Resmiyetin çok bariz olduğu aile ortamıydı ama yine de çocuklar arasında mutlu olma günleriydi. Ve mutlaka aile olunası günlerdi. Çok isterdi Müslüman bir ailenin kızı olup bayram sabahı ailesiyle bayramlaşmayı ve o kocaman masalarda muhabbetlerle bayram yemeği yemeyi. İlk bayramında İstanbul'daydı ve Türk ailesiyle karşılamıştı bayramı. Bir sürü insanla bayramlaşmıştı. En güzel hatıralarından biri olarak kayıtlıydı bir yerlerde. Bu yılda aynı şeyleri yaşayacağını düşünmüştü birkaç gün. Artık hem de sevdiği adama da hayırlı bayramlar diyecekti. Onunla gelecek nice bayramlar için dua edecekti Yaradan'a. Omuzunu silkti ama bitmişti. Hızlıca kalktı yatağından. Sabah namazını Begerhat Camii'nde kılacaklardı. Kendisi gibi orada olan görevliler de bu şekilde bir planlama yapmışlardı. Bayram namazını da orada kılacaklar, sonra belediye tarafından verilecek yemeğe katılacaklardı. Bayram görev yerlerine dağılarak devam edecekti. Dün gencecik bir kızla tanışmıştı.
henüz 17'sinde bile olmayan bir su damlasıydı. O kadar güzeldi ki yüzü, o kara suratından parlayan bir nur ile dolaşıyordu. Yeryüzüne gönderilen en güzel kullardan biri demişti kızı görünce. Karnı şişmişti. Doktor arkadaşı görmüştü. Sonra da Meryem'i çağırmıştı yanına. Jinekolojik bir durumdu. Muayene odasına girerken anne ve babası olduğunu tahmin ettiği iki kişi görmüştü. Üzüntülü değil ama öfkeliydiler. Hamile dememişti Orhan Bey. Kız kapıyı tıklatarak girdi odaya. Allahu Ekber denilecek bir güzellik vardı muayene masasında. Su damlası görse kıskanırdı onun o güzel yüzünü. "Hocam, bir de siz görün istedim," dedi doktor Meryem'i görünce. Sedyede uzanmış kıza gülümseyerek selam verdi kendi dilinde. Karnına dokundu. Uzun uzun muayene etti. Kocaman bir ur vardı karnında. "Hocam, benim odama götürelim de ultrasonla baksam." "Dışarıdaki ailesini gördün mü?" "Evet. Kızlarının hamile olduğunu düşünüyorlar. Senin odana giderse biz ne dersek diyelim bu kız öldürülür." "Ben öncesinde konuşsam?" "Ben denedim ama bir de siz görün bakalım. Belki dinlerler. Beraber konuşalım ve kızı hastaneye yatıralım ki sanırım yatması da lazım. Ne durumda olduğunu öğrenmemiz lazım. Buradaki imkanlar kısıtlıydı." Her şeyin farkındaydı Meryem. Başkentteki hastaneye gitse, ailesi. "Ben de giderim onunla, kendim götürürüm. Ama önce bakalım bu nedir. Onun kadar kızım var benim, içim gitti evlatça." Kızı muayene sedyesinde bırakarak dışarı çıktılar. Ona da bekle demişlerdi. Bu arada yanlarına bilgi verdikleri rehber geldiğinde Meryem'in odasına girdiler. Durumu aileye anlattılar. Baba itiraz edecek gibi olduğunda Meryem kesinlikle bebek olmadığını ama kızlarının durumunun kötü olduğunu anlattı onlara. Bu hastalık ölümcüldü. Yatırılmışlardı hastaneye ve teşhis doğruydu. Rahminde kanserli olduğunu öngördükleri 2 kilo civarında bir ur vardı ve tahminleri bu illet yayılmıştı. Tahlil sonuçlarını beklemeden Meryem kızın annesini de yanına alarak başkentteki hastaneye gideceklerdi. Yolları uzundu. Yarına ancak ulaşacaklardı nasipse. Öğleden önce çıkacaklardı yola. Aile az da olsa İngilizce biliyordu. Ülke İngiltere'nin sömürgelerinden olduğu için Bengay dilinin yanı sıra İngilizce de kullanılıyordu. Özellikle devlet dairelerinde İngilizce geçerliydi. Sahra Hastanesi'ne gelmişti Meryem. Kadın kızını hazırlamış bekliyordu. Eşi de oradaydı. Kızı görmek için odaya girdiğinde genç bir delikanlı ve annesi ve babası olduğunu tahmin ettiği kadın ve erkek vardı yanlarında. Meryem'i görünce yanına gittiler Meryem'in. Kızın babası delikanlıyı kızının nişanlısı olarak tanıştırdı. Hamile olmadığını bir kez de onlara söylemesini istedi. Onlara da anlattı ve üstü kapalı hastalığından bahsetti. "Çocuğu olur mu?" diye sordu kayınvalide olacak kadın. "Bilmem," dedi Meryem. Sonuçlar daha tam belli değildi sonuçta. "Yine de hastalıklı," dedi kadın sert bir şekilde. Baba olan ile kendi dilinde konuştular ve oğlunun parmağındaki yüzüğü kızın babasının avuçlarına bıraktılar. Daha tam hastalığı bile belli değilken sırf kız hastalıklı diye son vermişlerdi bu nişana. Arkalarından bakarken Meryem, "Seviyorlar mıydı birbirlerini?" diye sordu adamı. "Evet," dedi sadece. Sonra Meryem'e döndü. "Tasnim ölecek mi?" diye sorarken adamın gözünden bir damla yaşın yere yuvarlandığına şahit oldu Meryem. O kadar iri bir damlaydı ki sanki babanın vücudundaki tüm sular bu damla ile yere düşmüş gibiydi. Cevap veremedi Meryem. Sadece boynunu büktü. Tam kapıyı açacakken döndü. "Allah eğer bir canı almadıysa henüz daha ümitler bitmemiştir," dedi adamcağıza. Sonra da içeri girdi. Kızın durumunu kontrol etti, hazırladı. Araç gelince çıkacaklardı. Meryem, Türk ailesinin bayramını tebrik etmek için dışarı çıktı. Bu sefer el mecbur, Hatice anne ile de görüşecekti. Ona o kadar çok harfler öğretmişti ki, Hazreti Ali
bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum dememiş miydi? O kadın anaydı ve kendince en doğruyu yapıyordu. İçi buruktu. Gidip bahçede en tenha yere oturdu. Diğer görevliler de ellerinde telefon sevdiklerini arıyor olmalıydılar. Saatine baktı. Orada öğlene bir saat falan kalmış olmalıydı. Buraya gelince başka bir hat edilmişti. Onu çıkarıp eski İngiliz hattını taktı. Telefon açılınca mesajlar dökülmeye başladı hemen. Ömer de mesaj atmıştı. Bir de ses kaydı vardı. Şimdilik dinlememeye karar verdiği için açmadı. Önce silmeyi düşünse de belki önemli bir şey vardır düşüncesiyle bıraktı. Birçok mesaj vardı, okumadı. Yapmayacaktı bunu. Öncelikle Ayetel Kürsi'yi okudu ve sonra derin bir nefes alarak Mehmet babasının telefonunu aradı. Onunla konuştuktan sonra Hatice Hoca ile de konuştu. Kadın da, o da mesafeliydi. Ama bunu yapmak zorundaydı kız. Evde misafir olmasına ayrıca sevinmişti. Böyle olunca da uzatmamış oldu. Onunla konuşulunca telefonu çaldı hemen. Ekranda Fatma'nın telefonunu gördüğünde hemen cevap verdi. Fatma? Meryem. Ömer'di bu. Sesi kaybolmuştu kızın sanki. Meryem diye yeniledi adam. Sadece bayramın hayır getirsin. Benimle, ailemizle nice bayramları beraber yaşayalım demek için aradı. Cevap vermedi kız. Ama yüreği amin demişti. Konuşmayacak mısın? İyi misin? İyi. Çok şükür. Dedi nihayet. Sen? Öyle demesi gerekiyordu değil mi? Ona hatırını sorana o da sormalıydı değil mi? Sensiz mi? Bu doğru cevap değildi. Bacağın? İyi. Alçı çıktı. Sağlığım yerinde elhamdülillah. Sadece bayram için aradım demişti. Sormayacaktı hiçbir şey. Ne kadar diline gelmiş olsa da sormayacaktı. Meryem, seni rahatsız etmem ama bazen nasıl olduğunu merak ediyor babam. Hattın açık kalsa olur mu? Ben yutkundu adam. Sen aramamı istemediğin sürece ben aramam. Tamam. Allah'a ısmarladık diyerek kapattı telefonu. Meryem bir an telefonu göğsüne götürdü. Sanki orada Ömer vardı. Sabredecekti ve bitecekti. Araya kilometreler girince unutulurdu değil mi? Bir keresinde Ahsen demişti. Gözden ırak, gönülden ırak olur diye. Denemiş olacaktı. Ama gerçi epey geçmişti. Sanki gönlüne daha bir mi doluyordu Ömer? Çıkmalıydı bu ruhtan. Unutacaktı. Yani unutmasa da aklının bir köşesine gömecekti. Belki onun ailesini görecekti uzaktan. Dayanacaktı. Kararlıydı bu konuda. Ömer. Ömer dememiş miydi neden gittin diye? Ama sen benimlesin demişti dolu dolu. O duası da. Oh. Ne kadar amin denilesiydi, demişti yüreğinden. Rabbim, amin, dedi yine fısıltıyla. Belki Hatice Hoca, anne diyemiyordu artık nedense. Dili gitmediği gibi gönlü de artık anne demiyordu ona. Ah bir haklı gerekçesini duysa, o zaman hocalığından ziyade anneliğine de hürmet ederdi. Annelik, anne. O kadar çok özlemişti ki annesini. Ne çok severdi anne ve babasının ona sarılmasını. O gün evden kovulmuştu ama defalarca gitmişti. Onların özlemleri her yüreğini işgal ettiğinde kapılarından almıştı soluğu. Ama eve alınmamıştı. Ve her Noel ve Şükran gününde eğer İngiltere'deyse ziyaretlerine gitti. Kovulacağını bile bile. Ya da uzaktaysa aradı. Engelliydi telefonu ama başka numaralardan ya da internet üzerinden arıyordu onları. Gerçi sesini alınca kapatıyorlardı ama olsun.
Kısacık bir an duyuyordu ya seslerini. Günlerce ağzı kulaklarında geziyor, sonrasında ise yine kenara atılmış gerçeğiyle baş başa kalıyordu. Ve yine o bilindik acı yıllardır yerleştiği mekanında yerini sağlamlaştırıyordu. Arasaydı şimdi annesini ya da babasını, ikisini de arardı. Önce babası internet araması yapacaktı. Hemen altındaki numarayı tuşladı. Oksijenle doldurdu ciğerlerini. Bismillah dedi kendi kendine ve tuşa bastı. Hello. Ah, bu adamın sesi ne kadar baba baba çıkıyordu. Baba? Dünyanın en güzel kelamlarından biriydi bu. Baba dedi tekrar. Kapatmamıştı. Heyecanlıydı, onu dinliyordu. Babacığım, seni çok özledim, dedi nihayet. Merak ediyorsun biliyorum. İyiyim ben. Gözünden akan yaş ve titreyen sesiyle konuşuyordu. Seni merak etmiyorum. Sen artık kızım değilsin. Kaç kere söyleyeceğim bunu sana? Müslüman olunca onurunla mı kalmadı? Ve telefonu kapattı. Alışmış olmalıydı ama yine hançer gibi saplanıyordu bu laflar. Sesini duymuştu ya, iyi geliyordu sesi. Ağzı bunları dese de biliyordu o kızını severdi. Hemen annesinin telefonunu tuşladı, açılmadı. Cevap vermiyordu annesi. Dönerdi. Dönerdi değil mi? Sonuçta Meryem olduğunu bilmiyordu değil mi? Dönmese de o tekrar arardı. Kalktı oturduğu yerden. Araçta gelmişti biraz önce. Hastasını alıp artık yola çıkmalıydı. Sonuçlara göre arkadaşları ile konuşacak ve kızı tedavi için İngiltere'ye göndermeye çalışacaktı. Hele biyopsi yapılsın da kapıya yaklaşıldığında Tasnim ve annesi de hastaneden dışarı çıkıyordu. Çantamı alıp geliyorum. İçeri gir hızlıca. Kaybedecek zaman yoktu. Hızlıca çantasını alırken arkadaşlarına çıkışını bildirdi ve gelip şoförün yanına oturdu. Tasnim, dedi geriye dönerek. Şifayı arama yolculuğuna başladık ve inşallah bulacağız. Elini tuttu, kıza güven verircesine. Senin çocuğun var mı? Gülümsedi Meryem. Yok, evli değilim. Annen var mı? Annesi var mıydı? Kızının diğer elini tutan endişeli kadının gözlerine baktı. Annem. Annem var Tasnim. Ama dua et. Beni duysun artık. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.